Merhabalar sevgili Gazete TV izleyenleri, İnci Gül ile Biz Bize'nin bu haftaki canlı yayın konu Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Timuçin Çil. Timuçin Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, bizler de iyiyiz. Bugün Timuçin Hoca'yla prostat kanserinde yeni tedavileri konuşacağız. Ama onun öncesinde hocam, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nden biraz bahsedebilir misiniz? Biz sizinle hep kanser üzerine konuştuk. Evet. Hiç dernekle ilgili soru sormadım. Dernek faaliyetleri, amacı nedir? Evet. Biraz bahsederseniz. Aslında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği çok eski bir dernek. Kanserin tedavisi veya kanser hastasının yönetimi, Türkiye'deki kanser tedavilerine yön verme politikalarının geliştirilmesi amacıyla veya ilk olarak bir devlet kurumu bünyesinde o şekilde oluşturulmuş bir kurum. Şu evet. anda merkezi Ankara'da ama şubeleri var. Biz Adana şubesini yönetiyoruz yönetim kurulumuzla birlikte. Buradaki temel amacımız sağlıklı kişilere, aynı zamanda kanser olmuş kişilere, bununla ilgili kanser tedavisine katkı sunan tüm bireylere farkındalık, eğitim gibi birçok projeyi yönetmeye ve topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bunda da yaklaşık 5 yıldır yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel projeler yaptık. Daha ilerini yapmayı da umut ediyoruz. Elinize sağlık hocam. Peki prostat tümörünün ne olduğuyla başlayalım sorumuza, yani devam edelim daha doğrusu. Evet. Prostat tümörü nedir? Kanseri nedir? Evet, aslında prostat kanseri, prostat bir bez, erkeklerde oluyor. Bazı özellikleri var. Nasıl kadınlarda meme kanseri en sık görülen kanserse, erkeklerde de prostat kanseri en sık görülen kanser tipi. Gelişmiş toplumlarda bunun böyle olma oranı daha fazla. Ben kabaca bir terim kullanıyorum buna. Bazen de bu değerlendirilirken yanlış yorumlanıyor ama prostat kanserinin çok görülmesi bir evet. toplumun gelişmişliğini gösteriyor. Yani gelişmiş, ilerlemiş, yaşı uzun olan veya ortalama yaşam süresi uzun olan toplumlarda prostat kanseri daha çok görülüyor. Dolayısıyla bu tersten bir değerlendirme yaparsak prostat kanseri ne kadar çok görülüyorsa o zaman toplumunuz da o kadar yaşam süresi uzun olarak adlandırılabilir. Özellikle biz kanserleri biliyorsunuz iki ana gruba ayırıyoruz. Bir erken dönem, bir de metastatik ilerlemiş dönem. Evet. Erken dönem prostat kanseri ne kadar fazlaysa yaşam süresi o kadar uzundur o toplumda. O şekilde ifade edilebilir ama tedavisinin çok başarılı olması, çok sık görülmesi, hem erken dönemde hem ilerlemiş olan hastalarda birçok tedavi seçeneğinin olması, tarama için bir yönteminin olması, erken dönemde yakalanabilmesi gibi bazı diğer kanserlerden belirgin farklı özellikleri var. Evet. Peki hocam, prostat kanserinin diğer organlara sıçrama olayı var mı? Hani bazı kanser türleri öyledir. Evet, tabii ki. Yani prostat kanseri ilerlemiş dönemde dediğimiz olay o. Prostat bezinden çıkıp başka organlara geçiyor. Bunun da başında kemik geliyor. En çok prostat kanseri kemiği seviyor, kemiğe gidiyor. Ama karaciğere, diğer yumuşak dokulara ya da akciğere de gidebilir. Hatta hiç beklediğimiz beyine bile gidebilir. Ama bunlar daha düşük ihtimal. Evet. Ama sıklıkla bir tarama yöntemi kullandığımız için hastaların önemli bir kısmının çok erken dönemde yakalanmış oluyor. Evet. Hocam peki Türkiye'de tüm kanser vakalarına göre prostat kanseri oranı nedir? Şu şekilde. Tüm dünyayı önce söylersek tüm dünyada birinci sırada. Ondan sonra akciğer kanseri geliyor. Ama Türkiye'de akciğer kanseri Türkiye verilerinde daha önde duruyordu. Evet. Yıllar içerisinde bunun prostat kanserinin yükselme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de de yaşam süresi belirgin olarak artık uzuyor. Dolayısıyla çok yakın gelecekte prostat kanserinin tüm kanserlerden daha çok görüldüğünü görmüş olacağız. Ama bu inanın bölgeler arası bile farklılık gösteriyor. Bugün Güneydoğu'da ya da Doğu'da prostat kanserinin görülme oranı çok düşükken İzmir'de, İstanbul'da daha yüksektir. İşte bunun nedeni ne olabilir işte bu hocam? Gelişmişlik gerçekten kansere de yansıyor. Yaşam süresi batıda da daha uzundur doğuya göre. Evet. İşte bakarsak toplumunuzun gelişmişliği
kanserinizde sizi alıp birlikte götürüyor, öyle söyleyebiliriz. Hı hı. Örneğin meme kanserinde de bu vardır. Meme kanseri de batıda daha çoktur, doğuda daha azdır. Evet. Mide kanseri doğuda daha fazladır, batıda daha azdır gibi toplumun gelişmişliği ile ilgili. Tabii biliyorsunuz birçok faktör etkiliyor kanserin oluşumu. Genetik yapı var, bir de beslenme alışkanlığı, kilo, birçok faktör etkiliyor. Dolayısıyla gelişmişlik arttıkça bu etkileyen faktörlerin de özellikleri eklendiği için prostat kanseri batıda daha çok görülüyor, evet, diyoruz. Peki Türkiye'de dünyaya baktığımızda Türkiye kaçıncı sırada prostat kanseri sayısında? Mesela size şöyle örnekler verebilirim. Avrupa toplumlarında, özellikle Kuzey Avrupa'da prostat kanseri çok farklı şekilde önde. Ama Amerika'da da bu şekilde. Ama doğuya baktığınız zaman çok daha az oranda görülüyor. Evet. Türkiye'de de görülme oranı artıyor. Bizde de yakın gelecekte daha çok hastayla karşılaşacağımız bir realite, bir gerçek. Evet. Peki hocam, prostat kanserinin belirtileri nedir? Prostat kanserinin belirtileri aslında prostat bezinin büyümesine ait belirtilerle karşımıza geliyor. Çünkü orada kitle büyüdüğü için bası bulguları oluşuyor. Hasta, evet, idrar yapmakta zorlanıyor. En çok şikayetler bunlar. Bizim tipik olarak gördüğümüz idrar yapmakta zorlanma, tam olarak idrarı yapamama, idrar yaparken çatallanma hissi veya idrar yaparken kanama gibi bulgularla bize başvuruyor. Ve bunları sıklıkla birlikte ağrı eşlik etmiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bize prostat bezinin büyüdüğünü, çünkü prostat bezi idrar yolunun etrafında bulunan bir bezdir. Hı hı. Dolayısıyla prostat bezi büyüdükçe idrar yapmakta zorlanmaya ait bulgular olur. Ama iyi huylu tümörlerde veya prostat bezinin kendisinin iyi huylu şekilde büyümesinde de bu idrar yapmakta zorlanma olabilir. Veya basit bir idrar yolu enfeksiyonda da benzer bulgular olabilir. Ama idrar yapmakta zorlanma, idrardan kan gelmesi veya çatallı şekilde idrar yapma gibi bulgular varsa mutlaka bir üroloğa başvurmak gerekir. Çünkü, evet, bunun bir ürolojik muayenesi vardır. Ürolojik muayenede de prostat bezinin yapısı anlaşılarak prostat kanserinin olabilmesi şeklinde yorum yapılabilir. Bir de kan tetkiki yapıyoruz. Prostat, hı-hı, bezinden salgılanan bir hormon var. Ona bakıyoruz. O bulgularla bir araya getirip hastaya biyopsi öneriyoruz. Ya da takip etme yönüne gidiyoruz. Ama sıklıkla önerdiğimiz şey biyopsi oluyor. Evet. Hocam peki prostat kanserinin nedenleri nedir? Şu şekilde aslında prostat, biz kanserin nedenlerini sorgularken artık sizler de çok program yapıyor, siz, evet, de aşina oldunuz bu konulara. İki temel unsur üzerine duruyoruz. Bir, değiştirilemeyen unsurlar var. Yani genetik yapı, ailesel yatkınlık. Bu prostat kanseri gelişimi için de var. Hı hı. Tabii bununla birlikte işte sigara içiminden tutun, beslenmeden, obeziteden birçok faktörün etkilediğini görüyoruz. Bunlar da aslında dengeli, düzgün bir yaşam sergilendiğinde prostat kanserinin görülme oranı da azalıyor. Ama genetik yapı gerçekten çok belirleyici oluyor. Ama prostat kanseri tipik olarak ileri yaş hastalığıdır. İleri yaşta görülür. Dolayısıyla yaşam süresi uzadığı zaman da prostat kanserinin görülme oranı, evet, artar. Risk faktörleri nelerdir hocam? Bunlar çok önemli risk faktörleri. Yani aslında genetik ya da etiyolojik faktörler çok önemli. Bu etiyolojik faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlar oluşturduğumuz zaman risk faktörlerini de azaltmış oluyoruz. Biraz önce söylediğim gibi beslenme, alkol, sigara, hı hı, bunların hepsi etkiliyor prostat kanseri oluşumu. Evet. Tetkik yöntemleri nasıl oluyor peki? Biz aslında prostat kanseri için bence en önemli sorgulanacak şey tarama yöntemi var prostat kanserinde. Yani siz 40 yaşından sonra ailenizde bir prostat kanseri olan bir kişi varsa ve bu birinci derece bir akrabanız ise kandan bakılan bir tetkik var. Bir hormona bakılıyoruz. Biz buna PSA diyoruz. O prostat bezine spesifik, ona ait bir hormon yüksek çıkmışsa ve süreç içerisinde artış gösteriyorsa o zaman bu kişide prostat kanseri olma ihtimalini göz önünde tutuyoruz. Ailenizde prostat kanseri yok, 50 yaşından üstünde bir erkeksiniz. O zaman bunun mutlaka yılda bir kez bakılmasını öneriyoruz. Çünkü yüksek çıkarsa ya da artış gösterirse o kişide de prostat kanseri için bir tarama yöntemi uygulamış oluyoruz. Hı hı. Erken dönemde saptamış oluyoruz ve bizim için bir tetkik oluyor. Bize öngörü sağlıyor. Bakın mesela şöyle örnekler oluyor. Bazen çok nadir de olsa ilerlemiş hastalığı olan hastalar da başvuruyor. Onlara işte hasta bir sırt ağrısıyla başvuruyor.
Biz diyoruz ki bu bir ileri yaşta bir erkek, sırt ağrısı var, kemiklerde hastalığını tespit ediyoruz. Hı hı. O zaman diyoruz bu prostat kanseri olabilir. O hormona bakıyoruz, bakıyoruz tipik olarak çok yüksek çıkıyor. Evet. O zaman diyoruz ki bu prostat kanseri olabilir, prostatını inceletelim, biyopsi yaptırtalım gibi gerçekten çok spesifik duyarlı bir tetkikle prostat kanserini tanıyoruz. Hem erken tanı hem bizim için bir değerlendirmek için bir laboratuvar yöntemi oluyor. Çok basit. Bugün Türkiye'de her yerde yapılıyor inanın. Ve iyi değerlendirilirse prostat kanserinin erken tanısında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünyada da bakılması şu anda kılavuzların büyük bir çoğunda öneriliyor. Evet. Peki hocam yeni tedaviler dedik aslında evet. programımızın konusu. Evet. Yeni tedaviler neler? İzleyicilerimiz bence en çok onu merak evet. ediyordur. Ya biz insanlar kanser olmasını istiyoruz. Evet. Kanser olmuşsa erken dönemde yakalayalım, erken tedavi yapalım, hastalıktan kurtulsun istiyoruz. İlerlemiş dönemde hastalığı var ise de bunu bir kronik hastalık gibi, yani hı hı. bir şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi tedavi edelim diyoruz. Yani o çerçevede bakıyoruz. Şimdi eğer prostat kanseri şeklinde yakalanmışsa hasta, erken dönemde sadece prostat bezinin içerisindeyse hastalık, elimizde iki tane temel tedavi seçeneği var. Bir tanesi hı. cerrahi, diğeri evet. de radyoterapi. Cerrahinin de teknikleri var. Şimdi açık cerrahi dediğimiz bir cerrahi var. Klasik ameliyat oluyor hasta. İkinci yöntem daha çok robotik cerrahi kullanılabilir. Hı hı. Ya da laparoskopik gibi yöntemler kullanılabilir. Üç yöntem var, üçü de kullanılabilir. Şu anda tüm dünyada aslında robotik cerrahi denen yöntem daha çok tercih ediliyor. Şu evet. nedenle cerrahi yöntemle hastanın birlikte o prostat bezini çıkarırken, etrafındaki lenf nodlarını temizlerken sinirlere dokunmamış oluyorsunuz ya da damarlara, hastada kalıcı idrar tutamama gibi, büyük abdest yaparken zorluklar gibi şikayetlerinin oluşmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Prostat kanseri için çok önemli bir cerrahi teknik. Bizim evet. hastanede şimdi robotik cerrahi var, yapılabiliyor. Bu çok önemli. Açık cerrahi de olabilir. Hı hı. Bu bir de radyoterapi var. Radyoterapide sadece o bölgeye ışın tedavisi uygulanıyor. Yaklaşık 6-7 hafta süresince uygulanan bir tedavi. Lokal hastalık için uygulanabilenler bunlar. Evet, sizin uyguladığınız. Sistemik tedavileri biz uyguluyoruz. Bunların başında yıllardır kullanılan hormonal tedaviler var. Yeni hormonal tedaviler var. Akıllı ilaçlar var. Bir de immünoterapi var. Evet. Şimdi hormonal tedavi dediğimiz şey şu, prostat kanserinde erkeklerde olduğu için testosteron hormonu prostat kanserini büyüten bir hormon. Bu hormonu azaltmaya yönelik karın içerisinden veya koldan 3 ay arayla yapılan bir iğne tedavimiz var. Çok başarılı. Bunun yanında başka hormon, yeni geliştirilen hormon tedaviler, bunlar da hap şeklinde. Hı hı. Hastaya veriyorsunuz, kullanıyor, bakıyorsunuz kitleleri küçültüyor. Bununla birlikte akıllı ilaçlar var. Türkiye'de şu anda yaygın olarak kullanılmıyor. Ama o hasta için bir genetik tetkik yapıyoruz. O genetik tetkiki uygun çıkarsa hastaya önerebiliriz. Hasta bunu temin edebilir. Bu klinik çalışmalarla olabilir. Ya da hasta kendi imkanlarıyla bakanlıktan izin alarak bizim izin almamız şartıyla alabilir. Eğer bu ilaca ulaşılabilirse gerçekten çok etkili. Bir de ileriki dönemde göreceğiz ki bazı aşı tedavileri var. Bu şu anda aşı COVID hı hı. için çok popüler evet. ama kanserde de aşı kullanılır. Bir tane aşı tedavisi var. Şu anda Türkiye'de yok ama ileriki dönemde Türkiye'de de kullanılmaya başlayacağını düşünüyoruz. Küba'da kullanılıyor diye biliyorum. O da, bizim kastettiğimiz aşı o değil. Hı-hı. O da bir immün sistem üzerine bir aşı tedavisi. Ama o akciğer kanseri için daha çok kullanılan ama çok da tartışması olan bir aşı tedavisi. Burada kastedilen daha kılavuzlar dediğimiz tedavi önerisi sunan bilimsel verilerce önerilen evet. bazı bir tane şu anda var ama ileriki dönemde daha çok kullanılacak. İmmünoterapi ve aşı tedavilerinin Türkiye'de veya tüm dünyada kullanıldığını göreceğiz yani bu yakın gelecekte. Hocam peki ameliyata bağlı yan etkiler oluyor mu? Oluyorsa i̇şte, neler bunlar? Evet, eğer açık cerrahi olursa hastanın sinirleri etkilenebileceği veya damar yapıları etkilenebileceği için yan etkiler oluşabilir. Bunlar kendisini idrar yapamama veya idrar tutamama şeklinde, büyük abdest yapamama veya tutamama şeklinde veya cinsel fonksiyon bozukluğu şeklinde gösterebilir. Ama işte robotik cerrahide bunlar da çok daha minimal oluyor. Kazancı evet. bu. Bunlar çok önemli. Bu yeni tedaviler gerçekten çığır açtı prostat kanserinde. Bugün biz de kullanıyoruz. Bakıyorsunuz işte bir
çok yaygın hastalığı olan hastaya veriyorsunuz. Kitleleri küçülüyor, hastanın hiçbir şikayeti olmuyor. Bu dediğimiz PSA hormonu düşüyor. Hasta mutlu oluyor. Uzun süre kronik bir hastalık gibi yönetiyoruz bu hastalığı. Gerçekten başarılı evet. Bir tedavi alanı. Hocam peki ameliyat sonrası idrar kaçırma oluyor mu? Bununla ilgili bir tedavi var mı? İdrar kaçırma daha çok ürologların yönettiği bir süreç ama sıklıkla oradaki cerrahisinin biraz önce söylediğim gibi sinirler etkilendiği için birçoğu geri dönüyor. Ama hasta cerrahiden sonra size idrar tutamama şikayetiyle geldiği zaman ve bunun geri dönmesi belli bir zaman alacağı için hastanın hayat kalitesini inanın belirgin olarak bozabiliyor. Evet. O nedenle bazı hastalarda da radyoterapi öneriyoruz. Çünkü bu cerrahi ile oluşacak yarar zararı tarttığınız zaman daha fazla olduğu için. Çünkü radyoterapi de çok etkili bir tedavi. O bölgeye radyoterapi yapılıyor. Eksternal, dışarıdan diyoruz biz ona. Yaklaşık 5-6 hafta, her gün 5 dakika süren, hiç yan etkisi yok diyebileceğimiz bir tedavi yöntemi. O zaman o hastaya radyoterapi önerilebiliyor. Genelde siz radyoterapi mi öneriyorsunuz hocam? İkisinin de olabilecek hasta var. Yani hangi hastaya hangi tedavinin uygulanması gerektiği bir hekimlik sanatıdır. Ya da bize bazı bulgularla hasta gelir. Bu hasta için en uygun tedavi radyoterapi. Bu hasta için en uygun tedavi cerrahi. İşte bu ayrım. İkisi de etkili bir tedavi ise bu biraz hekimlik sanatıdır. Ama bulgulara göre, bize gelen verilere göre, elimizdeki bulgular çerçevesinde buna karar verebiliyoruz. Ben hep söylediğim bir şey var, hekimlik için çok kolay bir şey var. Bir tane tedavi varsa hastalara hep aynı tedaviyi veriyorsunuz ama tedavi çok artarsa hangi hasta hangi tedavi alacak? Hekimlik sanatı budur işte. Evet, burada da işte iyi hekimliğiniz buradan belli oluyor. Çünkü biz yaşadık, daha önce de söylemiştim başka canlı yayınımızda. Maşallah, yani Allah göstermesin, kimseye yaşatmasın ama hasta sayınız çok fazla. Evet. İyi bir hekim olduğunuz için sizi tercih ediyorlar. Teşekkür ederim. Sadece bu bana ait bir unsur değil ama gerçekten çok üst düzey, kaliteli, bilimsel, çok çalışkan bir çalışma ekibimiz var. Ben onları çalışma ekibimiz diye kastediyorum. Hepsi çok yetenekli, çok gayretli ve çok çalışkanlar. Çok da hem bilimsel hem de çok hasta bakarak çok güzel işler üretiyorlar. Ben onlara asıl teşekkür etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam. Ameliyat sonrası peki cinsel fonksiyonlarda herhangi bir bozulma olabilir. Bu çok görülen bir durum olabilir. Açık cerrahide karşılaşılan bir durumdur. Ama bir kısmı geri dönebilir. Çok az bir kısmı geri dönmeyebilir. Ama bu karşılaşılan bir durumdur. Orada işte cerrahi tekniğin veya oradaki prostat bezinin etrafındaki sinirlerin ne kadar etkilendiğiyle alakalı bir unsur. Ama karşılaştığımız peki tekrar problem. Ameliyat gibi bir şey olabiliyor mu? Hayır, o mu? Genellikle sinirlerde ana bir kesi yoksa veya zedelenme yoksa birçoğu geri döndüğü için ona ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Ama biraz daha ileriki dönemde biz, çünkü cerrahi tekniğin şöyle bir özelliği var. Yıllar içerisinde cerrahilerin daha azaldığını görüyoruz. Daha kısıtlı alanlara cerrahiler geliyor. O şekilde, yani bir hastaya hangi tedavi, çok bir şey yapma, her zaman çok şey yapmak başarı getirmez. Evet. Bazen az şey yapmak da o hasta için en başarılı yöntemdir. Ama cerrahi tedavilerin tabii ki çok önemi var. Ama cerrahi tedavilerinde kapsamının, alanların daraldığını görüyoruz. Daha minimal invaziv cerrahi yöntemler diyoruz biz ona. Daha minimal invaziv cerrahi yöntemler ileriki dönemin daha ön planda olan konular olarak karşımıza çıkacak. Peki hocam, en başında konuştuk. Birçok belirtiyi gördü, yaşadı hasta. Fakat gidip de tedavi olmadı. Evet. Sonuç ne olur? Şimdi şöyle, aslında bu hastalık o kişiye özgü bir hastalık oluyor. Bazen bakıyorsunuz aynı özelliklerdeki iki hastanın seyri aynı olmuyor. Bir hasta var ki, hastaları çok sorduğu bir şey mesela ya da hasta yakınlarının çok ilerlemiş hastalığı var hastanın. Hocam diyor, hastamız ne kadar yaşayacak? Ben diyorum ki, bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz size bir süre veremeyiz. Şu nedenle vereyim. Bizim verdiğimiz süreler hep ortalama süreler. O nedenle çok ilerlemiş hastalığı olan bir hastada bile yaşam süresi çok uzun, çok uzun olabilir. Hele bu başarılı şekilde tedavi edilebiliyorsa, biraz önce söylediğim gibi kronik bir hastalık perspektifi var diyoruz biz buna. Evet. Yani nasıl diyabet, hipertansiyon gibi tedavi vereceğiz, hastalığı kontrol edeceğiz, hastalığı azaltacağız, minimalize edeceğiz. Hastalık tekrar artarsa başka bir tedaviyle onu tekrar azaltacağız, tekrar artarsa tekrar azaltacağız. İşte bu bir tedavi süreci oluyor.
Ama hasta kendisi tedavi almamışsa, sürekli hastalığı artıyorsa, o zaman hastalığın artış hızı da önemli. Bakın, prostat kanserinde çok önemli bir tane unsur vardır. Mesela hasta 95-100 yaşında olan hasta oluyor. Çok yavaş ilerleyen bir hastalığı varsa biz ona tedavi vermiyoruz. Aktif izlem denen bir hastalıktır o. Yani de takip yöntemidir. Hastayı sadece tedavi vermeden takip ediyor çünkü çok yavaş. İlerlemiyor hatta. Durarak bir seyri var. O zaman ona tedavi değil, aktif izlem yapıyorsun. Çünkü o hasta kaybedilecekse o hastalıktan değil, başka nedenlerle kaybediliyor genellikle. O nedenle ona tedavi vermektense aktif izlem yapıyoruz. Ama gerçekten hastaların bir tıbbi onkolog tarafından her zaman çok iyi şekilde takip edilmesi lazım. Evet hocam, peki prostat tümörünün oluşumunu engellemek için yapılması gereken bir şey var mı? Yani şu şekilde, aslında bazı genetik faktörleri önüne geçmemiz mümkün değil. Ama bizim hep temel olarak önerdiğimiz bir şey var. Tüm kanserler için bu geçerli. Hayatta bir ben denge olduğuna inanıyorum. Bu her zaman böyle. Organizmanın dizaynında da o var. Her şey denge. Bakıyorsunuz, bir şeyden çok fazla değil ve bir şeyin fazlası varsa karşıtı da var, dengeye getiriyor organizmayı her zaman. O nedenle mutlaka bizim dengeli olmamız gerekiyor. Beslenme de dengeli olacak. Yaşam şartları da dengeli olacak. İşte bu günlerde çok popüler bir konu, immün sistem, değil mi? Covid var, immün sistem. İmmün sistemi korumak için de bu böyle. Uyku dengeli olacak. Ne az olacak ne çok olacak. Beslenme dengeli olacak gibi bizim elimizde olan faktörleri dengeli şekilde tutmamız gerekiyor. Eğer biz bunlara dikkat edersek, egzersiz yaparsak, bunların değiştirebildiğimiz faktörlerin hepsini yönetebilirsek, o zaman bir insan olarak kanser olmamak için yapılması gereken her şeyi yapmış oluyoruz. Ama genetik faktörler var mı? Var. Bunlar üzerindeki değişim mekanizmaları da ileriki yılların veya önümüzdeki 100 yılın konusu. Onlar da ileride yönetilecektir o durumlarda. Peki hocam, genlerinde varsa ne yapması gerekiyor kişi? Şu şekilde, kanser sıklıkla sadece genle, bazen öyle durumlar da olabilir ama genetik yatkınlık olabilir. Ama genetik yatkınlık olan kişilerin bizim işte o değiştirebilir dediğimiz faktörleri kötü kullanırsak veya onları değiştirmezsek, düzeltmezsek, onlar bunu hızlandırıyor, kötüleştiriyor. Yani siz bir genetik yapınız bozuk, ileride kanser olma riskiniz yüksek ama aynı zamanda obezsiniz. Kilonuz fazla, insülininiz fazla, testosteron oranınızı çok yükseltiyor bu durum. İnsülin direncinizi arttırıyor. Evet. O zaman siz buradaki sürece çok kötü bir katkı sunuyorsunuz. İşte biz o katkıyı sunmayı aldığımız zaman, o zaman genetik yapıdaki faktör de bazen tek başına o kanseri oluşturmayabilir. O genetik faktör değiştirilemez. Biz onu şu anda değiştiremeyiz. Ama biz ona kötü bir etki sağlamadığımız için o tek başına bir işe yaramayabilir. Yaradığı durum olur mu? Olabilir. Olursa bile geç dönemde olabilir gibi bazı faktörler var. Bizim elimizdeki silahları, yaşam koşullarımızı hep bir denge ve sabit veya işte yapılması gerekenler üzerine kurgulamamız gerekiyor. O nedenle işte biz beslenmeyle çok ilgileniyorum ben. Evet. Çünkü çok önemli bir konu. Prostat kanserinde, diğer kanserlerde de beslenme inanılmaz önemli. Sigara kimse içmesin istiyor. Çünkü gerçekten sigara çok etkili. İşte alkol kullanılmasın diyoruz. Spor yapılsın, egzersiz yapılsın. Bu Covid döneminde bile öneriyor. Covid döneminde spor yapmak biraz zor gibi. Doğru. Biz hastalara kilo almamasını mutlaka öneriyoruz. Özellikle meme kanseri hastalarının kesinlikle kilo almamasını öneriyoruz. Ama bakın, ev içinde bile şu anda izoleyiz değil mi evde? Evet. Evde bile spor yapılabileceğine ben inanıyorum. Germe egzersizleri var. Bugün her şeye ulaşabiliyoruz. İnternetten açıp. İnanın çok basit. Yeter ki isteyelim. Yeter ki o disiplini ya da o azmi gösterelim. O zaman yapılabilir. Evde de bir germe egzersizi de yapar. İlle koşmak, yürümek, dışarıda olmak, bunları tabii ki insan yapmak istiyor. Yürümek veya işte dışarıda bir spor yapmak çok eğlenceli ama ev içinde de bunlar oluşturulamaz diye bir şey yok. Hocam, beslenme dediniz. Beslenmeyi biraz daha açarsak. Evet. Beslenme hep çok basit anlatmaya çalışırım ben her şeyi. Her şeyi mevsiminde, her şeyi yeterince almak gerekiyor. Bakın, hep sorulan bir soru var. İşte kanser hastası şeker yememesi gerekiyor mu? Böyle bir şey kesinlikle yok. Her insan şeker yemesi gerekebilir. Şu nedenle şekerin daha fazla arttırdığı işte, söyleniyor. Söyleniyor. Kanserin. Böyle bir algı var. Ama biz bilimsel veriler,
veya kılavuzların bize önermesi lazım bazı şeyleri. Hiç şeker yemeyen hastalar var. Ama bazılarının veya bu şeker yemediği için kanseri küçülen hasta yok. O zaman şeker yemediği için insanların kanserinin düzelmesi gerekirdi. Bununla karşılaşmıyoruz ki. Doğru. Veya insanları aç bırakılıyor. Aç bırakarak kitlesi küçülen hasta görmedik. O zaman her şey dengede olacak. Şeker almanız ama bunu ben mesela hastalar bana çok pratik soruyor. Hocam ben işte tatlı yiyebilir miyim? Yiyebilirsin diyorum. Eğer şeker hastalığı yok ise. Ama sen bir tepsi baklava yersen olmaz. Ama iki dilim baklava yiyebilirsin. Ama buna işte iki dilim baklavanın kalorisi ne kadarsa o kadar yeterlidir. Ama dikkat etmesi gerekiyor. Ben kilo alma diyorum. Mesela hastalara kilo almamasını öneriyorum. Kilo almışsa ben en çok hastalar konusunda beni alert ediyor. Çünkü kilo gerçekten kas yapısı, kas olacak. Egzersiz evet. olacak. O kas aktif kas olacak. Yeterince olacak her şey. Ama o zaman o hasta şeker de bir miktar alabilir. Her şeyden alabilir ama denge. Bazen hastaya işte meyve yemen gerekir diyoruz. O kadar çok abartıyor ki fruktozu artırıyor. Bu sefer daha kilo alıp geliyor. Evet. Biz her şeyi mümkün olduğunca dengeli almasını istiyoruz. Hocam COVID-19 döneminde hastalarınız size nasıl ulaştı? Nasıl bir yol izlediniz tedavi yöntemlerinde? Evet, şimdi yani COVID tabii bizim hayatımızı, siz de biliyorsunuz, herkesin hayatını değiştiren tabii. bir unsur. Ama yeni normalleşme sürecindeyiz. Evet artık. Ama bizim bunu da hastalarımızı da kendimizi de yönetmemiz gerekiyor süreci. Hasta olunabilir mi? Olunabilir tabii ki. Hastalar da hasta oluyor ya da pozitif çıkıyor. Şimdi biz bu hastalığın işte Sağlık Bakanlığı'nda önerdiği temel 3 tane unsur var. Maske, hı-hı. el hijyeni veya hı-hı. sosyal mesafe. Bunlara dikkat ettirmesini, bizim hastalarımız dikkat etmesini istiyoruz. Dünyada da bu şekilde kanser hastalığının COVID'e yakalanma oranı çok düşük. Çünkü kanser hastası çok disiplinize bir hasta grubudur. Dediğinizi yapar. Yani kanser hastasına deyin ki sen sosyal mesafeye dikkat et, inanın dikkat ediyor. Ama tabii ki bulaş olacak, biz kalabalıklara girmesini hı-hı. istiyoruz. Hı-hı. Bu nedenle biz de kendi çalışma sistemimizi biraz değiştirdik. İşte tedavi uygulama ünitemizdeki süreleri sabah 8'den akşam 8'e uzattık. Hastalara online şekilde ulaşma imkanı sağladık. Kontrol hastalarının aralarını açmaya çalışıyoruz. Yani biz normalde kontrol hastalarını ilk 3 yıl 3 ayda bir çağırıyoruz. Bunları 4 aya, bazı hastalara da telefonla ya da online teletip yöntemleri kullanarak bunları 5 ay gibi sürelere uzatmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca tedavilerin yan etkilerini, kan değerlerini düşürecek tedavileri azaltıp daha kan değerlerini normalize tutacak tedaviler oluşturmaya başladık. Ama bununla birlikte yine COVID olan hastamız yok mu? Oluyor. Bir de kanserli hastaların akciğer bulgularıyla COVID birbirine çok benziyor. Ayırmak evet. bazen zor olabilir. Çünkü PCR ile baktığınız zaman %100 size her zaman sonuç vermeyebiliyor, doğru alınmıyor örnekler gibi bazı şeyler var. O nedenle biz de şu anda biliyorsunuz COVID'in de Adana'da en tavan noktalarından birindeyiz. Bunu hı-hı. toplumda görüyoruz evet, zaten. Evet. Çok yüksek oranlarımız var. Evet. Biz de normalde biz sabimi sıcak insanlar olduğumuz için. Evet. Ama biz mesafeyi koruyamadık büyük ihtimalle. Aynen. Hastalarımız için de bir şey oluşturduk. Aslında bizim bir onkoloji hastalarına yönelik COVID servisi oluşturduk. Bu çok önemli bir şey. Yapılmamış evet. bir olay. Yani onkoloji, şimdi diğer hastalardan da içerisinde sadece onkoloji hastaları değil ama özellikle onkoloji hastalarının orada olabileceği bir COVID sistemi oluşturmaya çalışıyoruz hı hı. ve oluşturduk bir servis. Şimdi şu nedenle yapıldı. Hasta sayınız nedir hocam? Şimdi şu şekilde, bu daha yeni hani 3-5 günlük bir olay. Hı hı. 3-4 hastamız var ama diğer COVID hastaları da var orada şu anda. Evet. Ama biz orayı özellikle kanser tanısı olup COVID tanısı almış ve hastanede yatması gereken hastalara yönelik dizayn ettik. O şekilde çok oluşturmak iyi. İstiyoruz. Şu nedenle, çünkü bizim COVID olan bir hasta göğüs hastalıklarında, enfeksiyonda, başka bölümlerde yatabilir ama kanserin bir biyolojisi var veya tedavi edilmesi gereken unsurları var ya da takip edilmesi. Bu kişi COVID de olabilir ama esas ikisinin de takip edilebileceği bir servis oluşturmuş olduk. Hem hastaya mesela örneğin kemoterapi veriyorsunuz, kan değerleri düşüyor, hasta o dönemde COVID oluyor. Şimdi bu enfeksiyon hastalıklarına yattığı zaman veya göğüs hastalıkları servisine yattığı zaman COVID servisine veya başka servislere
bu kanser nedeniyle oluşan yan etkilerin de konsültasyon veya bizim takip etmemizle olabilir. Ama bu hastaları biz zaten net yok dahiliyeciyiz, üst ihtisasımız var onkoloji. Bizim servisimizde yatabilir bu hasta. Hem COVID'ine bakabiliriz hem kanserini takip edebiliriz gibi bir yöntem uyguladık. Evet. Orada şu anda onkolog takibi yaptırıyoruz o hastalara. O hastalarda normal hastalara, o hekimlerde normal hastalara bakmıyor. Sadece COVID hastalarına bakıyor. O şekilde bir sistem oluşturduk. Bu da bence yapılmamış bir şey. Ama bu hastalarımıza bu hizmeti veya bu bakış açısını sunmamız gerekiyordu. Bunu da oluşturmuş olduk. Evet. Hocam canlı yayınımızın sonuna geldik. Son evet. olarak eklemek istedikleriniz var mı? Ben şu şekilde düşünüyorum. Çok zor bir dönem yaşıyoruz. Evet. Bu bütün toplumumuz için bu şekilde, tüm dünya için bu şekilde. Ama aşı da çok önemli bir şey. Ama aşı kadar koruyucu elimizde 3 tane gerçekten yöntem var. Maske mutlaka kullanmak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor. Sosyal mesafeye dikkat etmek gerekiyor ve hijyen. Bu %90'ın üzerinde bir koruyuculuk sağlıyor. Toplumsal bilincimiz buna uyarsa, aşıya kadar, aşı geldiğinden sonra da belli bir süre bunlara devam edeceğiz. Evet. Ama insan çok değerli bir varlık. İnsanları korumak için bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. 11 Aralık'ta ilk sağlık çalışanlarıyla başlayacakmış aşılar. Evet, öyle bakanımız öyle ifade ettiler. Göreceğiz. Aşının da bir sürü tartışmalı noktaları var. Ama ben aşıya erken ulaşan bir ülke olarak şanslı olacağımızı düşünüyorum. Çok önemli bir şey. Bu da evet. bize sağlanan bir unsur. Çok şanslıyız gerçekten. Ama diğer unsurları da unutmayalım. Sadece aşı bazen hastalığı geçirmiş kişilerde de bu oluyor. Yani ben hastalığı geçirdim artık ben rahatım diye düşünmemek lazım. 3 ay sonra tekrarlayabiliyormuş. Ya bunları biz hastalığı çok çok iyi bilmiyoruz. Hastalıkla yeni karşılaştık. 2 yıl sonra hastalığın nasıl davranacağını bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu önlemlere mutlaka dikkat edelim. Aşı da olsa, hastalığı geçirmiş de olsak bunlara dikkat edelim. Çünkü insan hayatı gerçekten çok değerli. O nedenle bunlara da biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam canlı yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, İncigül'le Biz Bize'nin canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda farklı konu ve konukla buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla, hoşça kalın. We'll be right back.